Merhaba arkadaşlar. Bugün size hayatınızı inanılmaz kolaylaştıracak çok pratik bir araçtan bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili daha önce iki tane video çekip kanalıma koymuştum. Soruları egzersizi 1 ve 2 videoları adı altında. Ve bu videolar on binlerce izlendi ve sizlerden de inanılmaz olumlu geri dönüşler geldi. Bu geri dönüşler ve olumlu gelişmeler devam ettiği için bugün de 3. videoyu çekmeye karar verdim. Bahsedeceğim konu şuydu arkadaşlar. Amerikalı Gary Douglas'ın bulmuş olduğu bir öğreti vardı. Access Consciousness. Access der ki, evrende, bu dünyada şöyle bir mekanizma var. Bizim sorduğumuz soruların cevabı bize mutlaka gelmek zorunda der. Yani Gary Douglas diyor ki, herhangi bir şeyi çözmek istediğinizde yapmanız gereken veya yeni bir şey yaratmak istediğinizde yapmanız gereken sadece ve sadece çok basit bir soru sormak. Nedir? Bu sorunun gerçekleşmesi için, bu durumun gerçekleşmesi için neler mümkün diye sorun bırakın. Psikolojide arkadaşlar bu şöyle geçiyor. Biz bir sorunla karşılaştığımızda, bu durumu nasıl çözebilirim dediğimizde veya ne şekilde çözebilirim dediğimizde beynin ön frontal lobu devreye girer ve beyin çözüm üretir. Ama neden çözemiyorum, niye hep ben dediğimizde de beyin mazeretler üretir. Yani psikoloji de aslında bunu destekliyor. Olay şu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki yeni bir cep telefonu istiyorsunuz. Şu anki imkanlarınızla almanız mümkün gibi görünmüyor. Hiç fark etmez. Siz sadece sorup bırakın. Yeni cep telefonum olması için neler mümkün? Sorup bırakma kısmını açayım arkadaşlar. O da şu soruda kalmak. Yani soracağız. Sonrasında bağımlanmayacağız. Yani illa olmalı, olmazsa ölürüm biterim demeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü niye? Bunu yaptığımızda işin içine korkular giriyor. Korku frekansından yayın yapıyoruz. Ve o zaman da neydi? Korktuğumuz şeyler bir şekilde başımıza gelmek zorundaydı. İkinci kısmı da şu arkadaşlar. Koşullamayacağız. Yani bunun olması için şunlar gerekli diye kendimiz koşullamalara girmeyeceğiz. Normal gündelik hayatımızda çok yaptığımız bir şey bu. Ama bize tam tersi hep öğretildiği için, yani bir isteğin gerçekleşmesi için deli gibi çabalaman lazım, şunlar lazım, bunlar lazım. Hep planlar yaparız. Hayatımızı böyle kurarız. Ama aslında işin orijinali böyle değil arkadaşlar. Bu yasa, bu kural bundan bahsediyor. O yüzden sizden ricam, her neyse konumuz hiç fark etmez. Yeni arabam olması için neler mümkün? Şu anki imkanlarınız da mümkün gibi görünmeyebilir. Fark etmez. Siz kendi sonsuz olasılıkları açın arkadaşlar. Bırakın. Sizden ricam bu. Sevgilimle aramın düzelmesi için neler mümkün? Zayıflamam için neler mümkün? Yeni cep telefonum olması için neler mümkün? Yeni evim olması için neler mümkün? Çözemediğiniz sorularda çözebilmem için neler mümkün? Anlayamadığınız konularda anlamam için neler mümkün? Heyecanımın geçmesi için neler mümkün? Gibi gibi. Her neyse istediğiniz. Şu anki imkanlarınızı mümkün gibi görünmese hiç fark etmez. Sorun bırakın arkadaşlar. Zaten o çektiğim iki tane videoda, altta da linklerini göreceksiniz. 40'a yakın öğrencimi çekip koymuştum. İnanılmaz şeyler yarattılar hayatına. Şimdi bu videoda yine 20'nin üzerinde öğrencimi size göstermek istiyorum. Neleri kattılar, neleri sordular ve hayatlarına neleri kattılar diye. İlk başta hepsine çok zor geldi. Çok saçma geldi. Aynı şu an sizin düşündüğünüz gibi. Ama ben onları dedim ki sizden ricam. Oyuna döndürün. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Olmazsa eğer bu sorduklarınız hayatınız aynen devam eder. Ama olursa da hayatınızda yeni açılımlar olur ve inanılmaz kolaylaşır. Bunu ben deneyimlemiş, içselleştirmiş bir insan olarak sizinle konuşuyorum diye. Yıllardır bu öğrencilerime, danışanlarıma, herkese bu sohbetleri yapıyorum arkadaşlar. Burada sizden bir ricam daha var. Bu nasıl olacak demeyin. Yani nasılına karışmayın. Siz sadece sorun bırakın, o yüce mekanizma ne gerekiyorsa, sizin için en hayırlı olan neyse onu zaten yerine getirecektir. Siz koşulladığınızda, o konuya dair inanç sistemlerini devreye soktuğunuzda siz sınırlamalar getiriyorsunuz hayatınıza ve o yüzden de yeni istekleriniz olmuyor, gerçekleşmiyor. Kökeninde bu var. Biz burada yapmaya çalıştığımız şey sonsuz olasılıklara kendimizi açmak. Bu kadar basit. Sizden ricam. Şimdi bakalım arkadaşlar neleri katmış hayatına, neler olmuş bunları bir izleyin ve sonrasında da oturun. Az önce bahsettiğim gibi bir tane liste yapın arkadaşlar. Her türlü konuda ne varsa gerçekleştirmek istediğiniz sorup bırakın. Sadece soruda kalın. Bir de bana şöyle soruyorlar. Hocam bir defa mı soracağım? 3 defa mı soracağım? Bunun sabit bir şey yok. Her aklına geldiğinde sorabilirsin. Bir defa da sorduğunuzda hemen olan şeyleri göreceksiniz. Ama dediğimiz şartlara uymak şartıyla, sorup bırakmak şartıyla oyuna döndürün arkadaşlar. Bazen diyorlar yazmam mı lazım? Hayır, yazman gerekmiyor. Sadece söylemen, içinden bunu söylemen yeterli. Ben neden yazdırıyorum? Bir süre sonra o da olmuş, bu da olmuş, şu da olmuş diye tik atacağınız için evet bu olaya daha fazla inanmanızı kolaylaştırır diye ilk etapta bunu öneriyorum. Yoksa aklınızdan geçirmeniz, sorup bırakmanız yeterli arkadaşlar.
Biz arkadaşlarla hiç inanmıyorduk bu olaya. Şakalaşırken işte dedik, okuldan çıkarken kaza olması için neler mümkün gibi şakalaştık. Sırf ispat arıyordunuz. Evet, sırf ispat arıyorduk. Sonra okuldan çıktığım anda gözümün önünde kaza oldu. Şoka girdim. Şoka girdim ve inanmaya başladım bu olaya. Ben dün akşam bir yerden, ailemden, birinden, herhangi birinden bize para gelmesi için neler mümkün diye sordum. Ve dedemler tarlayı satacaklar ve bize oradan 70 bin lira kadar bir para gönderecek beni söylediler. Bir akşam eve geç kalmıştım. Ondan sonra havada çok soğuk olduğu için eve daha hızlı gidebilmem için neler mümkün diye sordum kendi kendime. Sonra sorduktan birkaç saniye sonra polis arabası kenara çekti ve kimlik kontrol edeceğimi söyledi. Yanında kimlik olmadığı için TC kimlik numaramı verip polis arabasına geçtim. Polisle muhabbete başladıktan sonra beni eve bıraktılar ve eve hızlıca varmış oldum. Yani şunu araya gireyim hemen Mücahit'cim. O kadar güzel bir örnek ki. Yani biz soruyu soruyoruz, bırakıyoruz. Nasıllar evrenin işi. Aynen. Ama aynen öyle. Ama polis arabası mı gelecek? Ama taksi mi denk gelecek? Bir tanıdık mı? Şaka gibi bir olay şu an yani. Bu olmayacak bir şey. Ama biz soruyu sorduğumuz an alanlar açılıyor. 200 lira bulmam için neler mümkün diye sordum. Ondan sonra bir hafta içerisinde parkta yürürken 200 lira buldum. Onu bir güzel tabii ki de aldım. Ondan sonra hayatım boyunca hiç sevgilim olmamıştı. Finaldeki arkadaşlarım vasıtasıyla birisiyle tanıştım. Onu sevgilim olması için neler mümkün mü dedin? Sevgilim olması için neler mümkün diye sordum. O hafta finaldeki arkadaşlarım vasıtasıyla bir kızla tanıştım. Onunla sevgili oldum. Bu şekilde. Tamam. Teyzemi görmem için neler mümkün diye sordum. Ve imkansızdı. Normalde Rize'de olması gerekiyordu şu anda. Ama az önce gördüm. Ve çok şaşırdım yani. 10 dakika oldu veya olmadı. Ay çok çok mu oldum şu an? Ben de Recep Hoca'nın bu neler mümkün anlattığına inanmamıştım. Ama gene de bir deneyeyim dedim, ne kaybederim ki diye. Ondan sonra 3 şey dedim. Birinci yeni telefonumun olması için. Birinde mantığı anlamam için. Birinde de annemle babamın aramın düzelmesi için dedim. Neler ondan mümkün dedin? Tamam. Neler mümkün dedim. Süper. Ondan sonra ertesi sabah zorla edite gönderdi babam ama iyi ki de göndermiş. Hem konuyu anladım, geri döndüğümde yeni telefonum olmuştu. O arada da ikisiyle de aram düzeldi. Bize ilk Recep Hoca böyle anlattığında bu neler mümkün olayını. Tabii biz inanmıyorduk. Hani herkes inanmıyor gerçi ilk başlarda. Neyse anlattı, biz hadi böyle şey kafasındayız. Ya olmaz, öyle bir şey mi olur? Neler mümkün deyince olacak mı? Deneyelim dedik. Biyoloji dersimiz vardı. Tabii biz biraz istemiyoruz biyoloji dersini. Sayısalcılar da zaten sevmez. Dedik ki hadi deneyelim. Ben dedim ki hocanın gelmemesi için neler mümkün? O zamana kadar da hiç gelmediğini görmedim ben öğretmenimizin. Dedim 25 dakika geçti, yok hoca. Yanında Baran diye bir arkadaşım vardı. Ben de deneyeceğim oğlum dedi. Olursa inanırım dedi. Dene bakalım dedi. Gelmesi için neler mümkün dedi. Anında kapının önünden geçti. Ayfer hoca. Gitti öpmen odasında hemen geldi. Bir dakika geçmedi, hoca geldi. Tabii ben inanmaya başladım. Bunu dedim ben sınavlarda kullanayım. Sonra ben problemleri hiç yapamazdım matematikte. Biraz kendimi koşullamıştım. Recep Hoca hep bize koşullamayın derdi. Dedim ki problemleri yapmam için neler mümkün dedim. Ve olursa olur, olmazsa da olmaz dedim. Ondan sonra deneme sınavı olduk biz hafta sonu. Ve problemlerin hepsini yaptım. Tabii bundan sonra böyle olunca inanmaya başladım ve her gün neler mümkün diye sorularımı sormaya başladım. Size de öneriyorum. Başlayabilirsin. Bizim mahallede genelde çok köpek oluyor ve ben de köpeklerden çok çektim. Beni genelde hep kovalıyor köpekler. Recep Hoca'nın dersleri sayesinde köpek korkumu yenmem için neler mümkün dedim. Ondan sonra artık servis beklerken 4-5 pitbull'la birlikte bekliyorum servis. Ama onlarla daha çok yakınlaştığım için köpeklerden daha az korkmaya başladım. Neredeyse korkmuyorum artık. Şimdi okuldan çıktım, eve gitmiştim. Evde su yoktu, 10 saatte falan herhalde sabahtan beri yokmuş. Ablam da yanımdaydı. Hani suların gelmesi için neler mümkün dedim. Birden böyle bu borulardan su sesi falan geldi, anında su geldi. Onun dışında da mesela o zaman ilk sınavlarda falan okul birincisi olduğum için neler mümkün dediğimde iki kez aralarda okul birincisi oldum. Geçen yıl dersler aran tek iyi değildi, matematikte falan zorlanıyordum. Bu yıl yani ilk
İkinci sınavda matematikten full çekmiştim. İşte matematikten full yapmam için neler mümkün demiştim. Hayatımda genellikle böyle bu alanlarda kullanıyorum ve çok faydasını da gördüm. Ben bir tane elbise vermiştim. Bir ay sonra doğum günüm. Ama tabii babamın alması mümkün değildi çünkü daha yeni alışveriş yapmıştım. Onun için işte annemle beraberdik. Öylesine demiştim. Annem bilmiyor neler mümkün taktiğini. Onun için söyledim. Ondan sonra ertesi gün babam İstanbul'daydı. Anneme aldırtmış. Bunu da erken doğum günü hediyesi olarak bana yollamış. Başka bir de şimdi ben odama televizyon istiyordum. Babam bir türlü almıyordu bana. Ondan sonra ben işte sürekli ısrar ettim. Hatta bir iki hafta falan sürekli dedim olmadı. Ondan sonra en son ümidi kestim. Ondan sonra babam işte MediaMarkt'ta geziyorduk. Ondan sonra babam da aldı birdenbire kafasına taş düştü. Aldı. Ne demiştin yani? Televizyonun olması için? Televizyonun olması için neler mümkün demiştim 2 hafta boyunca. Yani sorduk, bıraktık ama dedin ya hani evet, bağımlılığı da kırdım. Süper olmasa da olur dedik. Evet. Şartlardan biri buydu. Ondan sonra bir şekilde oldu. Evet. Gerisi Allah'ın işi artık. Allah'ın işine karışmıyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Tamam, süpersin. Bir gün iddia oynayacaktım. Kuponumu yazdım, hazırladım. Tam kuponumu verirken Recep Hoca aklıma geldi. İddiamı tutması için neler mümkün dedim. Daha sonra o akşam bıraktım soruyu. O akşam internetten maçlara baktım ve iddiam tutmuştu. 100 lira kazandım. Ben bu uygulamayı geçen seneden beri yapıyorum. Hayatımı küçük küçük alanlara sokmaya çalıştım. Servisin gelmesi için neler mümkün diye sordum. Daha yapımı bitirmeden servis geldi. İyi olmadığım derslerde daha iyi olmam için neler mümkün diye sordum. Derslerimde daha iyiyim. Sınavlarda yapamadığım sorular için yapmam için neler mümkün diye sordum. Daha iyiyim. Yapabiliyorum yaptığım soruları. Hayatımda küçük küçük alanlara sokmaya çalıştım. Size de uygulamayı tavsiye ederim. Ailem motor almama çok karşıydı. Ben hep üsteliyordum, istiyordum falan filan böyle. Ondan sonra neler mümkün diye sordum. Şimdi motor aldım. Benzini bile kendileri koyuyorlar. Güzel oluyor. Biyolojiyi günde bir saat çalışmama rağmen hiçbir zaman yapamıyordum. Yani böyle bir yaratımım da vardı yani. Yapamıyorum diye bilinçaltıma işlenmişti. Bunu Recep Hoca sayesinde yıktım. Bazı seanslar uyguladık. Eve gittiğimde mesela hala aynı sürede çalıştığıma rağmen olmaya başladı bir zaman sonra. Şu anda gayet iyi yapabiliyorum. Yani yapabilmem için, biyoloji yapabilmem evet. için neler mümkün diye soruları evet. sorduk sürekli. Evet, sordum ve garip bir şekilde olmaya başladı önceden olmuyorken. Benim yıl 2000'den kalma bir telefonum vardı. Babam aslında telefoncu. Telefonum olmamasının sebebi o. Babam işte dersinde çalışmazsın diye telefon vermiyordu. Akıllı telefonum olmamıştı, yazım veriyordu. Sonra işte biraz konuştum ben babamla bu şeyleri yaptıktan sonra, neler mümkün dedikten sonra. Babam yine izin vermedi. Sonra annem konuşmuş falan. Bir şekilde babam bir gün geldi, izin vermiş. Yine zor da olsa. İşte verdi falan. Mutluyuz. Mutluyuz. Süper. Türkçe denemeleri oluyoruz. Normal YGS denemeleri. Ben de bunda Türkçe'yi yapamıyordum. Hep ya 26, 27, 28. Hani maksimum 29'du. 30'u hiç geçemiyordum yaklaşık 2 yıldır. Bu sene başında da TM'ye geçtim. TM'de de Türkçe önemli bayağı. Belirleyici oluyor. Sonra sorular egzersizi yaptık. Soruların arasına bunu da yazdım. Türkçeden yüksek net yapabilmem için neler mümkün diye. Yazdım. Sonra bunu unutmuştum ama hani aklım, hoca sadece sorumu bırakın dedi. Sonra denemeye girdim. Normal bir şekilde çözdüm. Sonra sonuçlara baktım. 34 yapmışım. İlk defa 30'un üstüne çıktım. Siz de sadece sorumu bırakın. Deneyin. Denemekten zarar gelmez. Süper. Recep Hoca aklınızdan birini tutun. Onu göreceksiniz demişti. Ben başta inanmamıştım tabii ki doğal olarak. İlkokuldan bir arkadaşımı tutmuştum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun yani hiç 7 yıl, 8 yıl belki görüşmedik hiç. Bu yıl nedense yazın hep onunla buluştuk, eğlendik ve ben bunu şu an fark ediyorum. Düşününce hani geçmişte neler mümkün ne dedim diye. Buluşmam için neler mümkün diye, aynen. Görüşmem için sordum bıraktım. Aynen, bu soruyu kesinlikle denemelisiniz, inanılmaz sonuçlar veriyor. Annem aslında hani arkadaşlarımın dışarı çıkmama izin vermiyordu. Benim de çok yakın bir arkadaşım var, onu görmek istiyordum. Ayşenaz'la buluşabilmem için neler mümkün diye sordum. Sonra işte arkadaşımın annesi bana hediye yapmış. Hem onu almaya gittim hem de arkadaşımla vakit geçirdik. Yeni telefonum olsun istedim, sordum. Yeni telefon olması için neler mümkün diye. Ya 4 gün sonra babam dedi sana yeni telefon alalım. Ben de dedim bende biraz para vardı. Üstünü de tamamladım. Yeni telefon aldım.
Bir de ondan sonra yeni oyun olması için neler mümkün dedim. Arkadaşlarım bana oyun attı. Benim Antalya'ya gitmem gerekiyordu. Sonra ben de ama yarın diğer gün antrenman vardı ve Sert önce izin vermişti. Sonra ben de dedim ki Antalya'ya gitmem için neler mümkün ve antrenmanın iptal olması için neler mümkün dedim. Ondan sonra akşama doğru 7 gibi falan antrenman iptal olduğunu söylediler, yazdılar gruba. Sonra Sert önce beni aradı bir yarım saat sonra gitmem için izin verdi. Ondan sonra ben de o gece Antalya'ya gittim. 4 sene önce Rusya'ya taşınan bir öğretmenim vardı ve 4 senedir görmüyordum. Gelmiyordu Türkiye'ye yani 4 senedir. Görmem için neler mümkün diye sordum ve bir hafta sonra Eskişehir'deyim, görüşelim mi diye aradı. Ben zaten bu soruları hayatıma bayağı uyguluyorum yani, bunu oyuna döndürdüm. Mesela bir şeyi hatırlamam için neler mümkün diye soruyorum, anında hatırlıyorum ya da bulmam için neler mümkün diye soruyorum, anında buluyorum. Öncelikle iki konudan bahsedeceğim. Birincisi, bu yaz saat çok istiyordum, alamamıştım, param yoktu. Sorduktan sonra saat alabilmem için neler mümkün diye. İki gün içinde annemle beraber gidip saat aldık şu an şöyle kolumda. İkincisi, ailede birazcık sıkıntılıydım. Hani bir buçuk ay, iki ay sürdü bazen. Tartışıyorduk falan. Ailemle hani aramın düzelmesi için neler mümkün diye sordum. Şu an ailemle aram çok iyi. Bir gün bir arkadaşım uzak bir yerden gelmişti. Daha sonra trenini de erken almış. Böyle saat 9 civarları sabah. Ben de sürekli hissediyordum, hani geç gitmesini istiyordum. Sonra böyle geç gitmesi için neler mümkün diye böyle sürekli söyleniyordum. Daha sonra biz böyle telefonla aradık, şey yaptık falan, böyle bileti geç almaya çalıştık ama hiçbir şekilde yer kalmamıştı. Daha sonra gara gittiğimizde böyle tam geldik. O sırada anons edildi. Trenler rotar yapmıştı. 1,5 saat sonra kalkacaktı falan diye. Daha sonra o an böyle işte 1,5 saat sonra gitti. Biraz daha vakit geçirmiş oldum. Ben yapmam için neler mümkün dediğim şeyleri ilk başta derslerim için kullanıyorum. Hani çözemediğim sorular olduğunda, bu soruları çözmem için neler mümkün dediğimde hemen soruların çözümü aklıma geliyor bir şekilde. Bilmesem bile bir şeyler üretebiliyorum. Bir de yaşadığım bir olayı anlatayım size. Ben çok istediğim bir kulaklık vardı. Onu bir siteden siparişini vermek istiyordum. Aynı kulaklığı başka bir arkadaşımda gördüm. Ona sorduğumda nereden aldın, nasıl aldın dediğimde arkadaşım bana çok ucuz bir fiyata aynı kulaklığı tekrar verdi. Ben bunu almadan önce kulaklığı almam için neler mümkün demiştim. Gayet kolay bir şekilde arkadaşımdan edinmiş oldum. Görüşmek istediğim arkadaşlarım oluyor. Onlarla mesela uzun süredir görüşemiyorum. Söylediğimde bu arkadaşımla görüşmek için neler mümkün dediğimde gayet kolay bir şekilde arkadaşlarım beni arıyor. Uzun süredir görüşmemiş bile olsam arıyorlar beni. Gitar öğrenmeye ilk başladığım zamanlar gitar öğrenemem diye düşünüyordum. Ondan sonra Recep hocamın seanslarını uyguladıktan sonra gitar öğrenebilmem için neler mümkün diye sordum. Gitarı baya baya çalıyor oğlum. Şimdi benim evde LOL açılmıyordu. Açılması için neler mümkün dedim. Açılmaya başladı. Öncesinde error verip duruyordu. Gidiyordu, ekran gelmiyordu. Açılması için neler mümkün dedim, açıldı. Benim bilgisayarım sorunundan ziyade daha çok kasıyordu. Ben ilk bunun için inanmadım. Hani Recep Hoca bunu oyuna dönüştürün dedi. Ondan sonra eve gidip denediğimde bilgisayarımın sorunsuz bir şekilde açılması için neler mümkün dediğimde bilgisayarım açıldığını gördüm. Ben bu uygulamayı daha yeni öğrendim. Devam etmeyi de düşünüyorum. Hepinize öneririm. Ben bu okula geldiğim zaman elektro gitarla tanıştım. Ve elektro gitarımın olmasını istemiştim. Sizinle yaptığımız seanslardan sonra neler mümkün dedim elektro gitar ve amfimin olması için. Ve babama söyledim bunu. Dedim baba böyle böyle gitarlar varmış dedim. Babam ilk başta umursamadı. Bir gün eve geldiğinde Strat, Palut ve amfi karşıma duruyordu. Öyle almış babam. Öyleydi. Geçen gün arkadaşımla buluşmamız gerekiyordu. Buluşmaya ben birazcık geç kalmıştım. Arkadaşım bana mesaj attı. Yıllardır görüşmediğim bir arkadaşım çağırdı. Ben onun yanına gidiyorum diye. Ben çok üzülmüştüm. İşte gitmemesi için neler mümkün dedim. Arkadaşım yarı yolda geri döndü. Üşendim gitmedim. O yüzden geri geldim dedi. Ben mutlu oldum. Recep Özer Akademi neler mümkün? Sorular egzersizi videosu kamera arkası. Kayıt. Başlayabilirsiniz. Annem aslında normalde arkadaşlarım dışarı çıkmama asla izin vermiyor. Ama çok yakın bir arkadaşım var. Onunla buluşmak istiyordum. Bu arkadaş da kamera arkası. Siz arkadaşım. Telefonu değil. Başlayabilirsiniz. Her gün arkadaşımla buluşmamız gerekiyordu.
buluşmaya ben birazcık geç kalmıştım. Arkadaşımdan mesaj attı. Yıllardır görüşmediğim bir arkadaşım geldi. Daha az kopmaya başladım. Neredeyse kopuyorum artık. Ben olabilirim. Kardeşim birbirimizi çekelim. Şey yazmıştım ve şöyle gerçekleşti. Birbirimizi çekelim. Ege bak.